Merhaba dostlar, dışarıdan seslenmek istedim. Sabahleyin göstermiştim sizlere, böyle buraları doluydu ama çocuklar fethetti. Arkamda görüyorsunuz, bu çok ince gövdeli ağacın hemen arkasında bir kardan adam yapılmış. Çimlerden saçları, dallardan ama kolları ve ama havucu var. Onun fotoğrafını çektim, ayrıca paylaşacağım sizlerle. Değerli müzik üstadı Muammer Sunuk'u kaybettik. Biliyorsunuz ki önemli olanları bahsedelim. Kendisi Ankara Çok Sesli Korosu'nun kurucusu, Müzik Dairesi'nin kurucusu, çocuk ve gençlik koroları anlamında ama marşlarla da hayatlarımızda yer alan PTT marşından ilkokul marşına, karayolları marşlarına kadar ki benim hayatımda ki bizim kuşağın çok iyi hatırlayacağı annemize çiçekler verelim. Güneşin alası çok, her evin çilesi çok. Analar çeker derdi, kimsenin bilesi yok. Hani gelin çiçek verelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Nurlar içinde yaşasın bu güzel insanlar. Kısaca geçiyorum efendim. Fransız sineması çevrim içi olarak, kısa olarak başladı. Ben de dün 3 tanesini izledim. Şimdi şöyle diyelim. UniFrance tarafından düzenlenen ve dünyanın genç yönetmenlerine adanmış ilk Frankofon çevrimiçi sineması 11.si olarak başladı, düzenlendi. Bunu nereden izleyecekler? myfrancefilmfestival.com adresinden izleyebilirler. Sabancı Vakfı'nın kısa film uzun etki sloganıyla başlattıkları 5.si düzenlenen festivalde isimler ve jüri yer aldı. Bununla ilgili olarak mansiyon ödüllerini alanlar belli oldu. Bunlara notlarım olarak düşeceğim. Burası biraz soğuk, fazla duramayacağım. Not kısmında göreceksiniz. Şimdi efendim, müziksel anlamda biliyorsunuz Andrea Rieu'yu herkes çok sever ve pandemi döneminde takip ederler. Pandemi dönemindeki kısıtlıktan dolayı 400 yıllık kemanını orkestradaki arkadaşlarını yaşatmak ve korumak, çalışanları korumak amacıyla satıyor. Biliyorsunuz ki pandemi döneminde her şey üst üste geldi. Şimdi önemli olan sinemada biliyorsunuz Parazit filmi diziyle de pandeminin geçtiğimiz sene Mart ayında başlamış, dizisi çekilecek demiştik. İlk biz duyurmuştuk. Parazit'in yönetmeni Venedik Film Festivali'nin yani bu yıl 1 ile 11 Eylül arasında gerçekleşecek festivalin başkanı olarak seçildi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı kurucular arasında yer alan opera sanatçısı Aydın Gün anısına 2012 yılında başlatılan Aydın Gün Teşvik Ödülü sahipleri belli oldu. 29 yaşındaki keman sanatçısı Alican Süner kazandı. Ve bizim için önemli olanlardan birisi ise 8 yaşındaki Yusuf, Hakkari'de yaşayan 3 çocuklu ailenin en büyüğü olan Yusuf Eymen Velicioğlu. Hani böyle pizzanın en iyi, pizza yerisine giremiyoruz falan diye hayıflanmayalım. Bu çocuğumuz 8 yaşındaki Yusuf matematik yarışmasında dünya birincisi oldu. Karada merkezli dünya şampiyonu, dünya birincisi değil. İlk öğretim okulu 2. sınıf öğrencisi olan Yusuf dünya şampiyonu. Efendim, şimdilik bunlar. Maskemizi çıkarttık. Hava soğuk, ellerimiz üşüdü. Hoş kalınız, sevgiyle kalınız. Daha güzel haberlerde görüşmek üzere donmadan.